Merhaba, ben Tunç Yatıroğlu, Borsa Yorumu'na hoş geldiniz. Bugün Borsa Yorumu'nda sizlerden gelen bazı sorulara cevap vereceğim. Önce bu sorularınıza cevap verdikten sonra analizime başlayacağım. Bunların başında zaten sorulan soru bana, işte Moody's notumuzu düşürdü, ne olacak? Moody's'in notumuzu düşürmesi tamamen siyasi bir şey. Dolayısıyla borsada çok fazla bir etkisi olmasını beklemiyorum. Peki adamlar işte haksız mı falan mı gibi tartışmalar. Adamlar haksız. Yapılan analizler de yanlış. Gözde de görülüyor bunlar tamamen. Çünkü bu not indirimiyle biz 2001'dekinden daha kötü seviyeye gelmiş olduk. 2001'i yaşamış birisi olarak söylüyorum. Hiç alakası yok bugün o günlerle. O günlerde birçok banka fona devredilmişti. Bugün bankaların içerisinde bir tanesi zararda, diğerleri hep para kazanıyorlar. O günlerde kamu bankalarının üzerinde bir sürü yük vardı. İşte görev zararı, görev zararı, görev zararları diye böyle devasa görev zararları vardı. Bu sene en azından şu ikinci çeyrek itibariyle, değil mi? Hem Halkbank olsun hem Vakıfbank olsun çok güçlü karlar açıklandığını gördük. Dolayısıyla bankacılık sistemi o zamana göre çok daha kuvvetli. O zamanlarda işte kurumlarda bilmem ne diye bir şeyler de söylemiş Moody's. Bu da saçmalık. Çünkü o zamanlarda bir kere devletin tepesinde bir sıkıntı vardı. Birincisi, yani belki o zaman yaşamış olanlar hatırlayacaktır. Ekonomi Bakanı intihar girişiminde bulundu adam bu kriz çıkmadan evvel. Yani tabancayla vurdu işte kendisini ama hayatta kaldı. İntihar girişimi diyoruz o yüzden. İntihar etmedi adam. İntihar girişiminde bulundu, hayatta kaldı. İşte Cumhurbaşkanı kamu bankalarını denetlemek istediği zaman işte nereden bu yetki var sende dendiğinde işte ona anayasa attı. İşte anayasa kitapçığını aldı, Hüsamettin Özkan öbürüne attı falan. Böyle bir ortam vardı yani devletin tepesinde. İşte yani bir taraf denetlemek istiyor, öbür taraf denetlemem diyor, anayasa atıyor falan. Şimdi işte kurumlar adım atmakta bilmem neymiş falan demiş böyle Moody's. Ve o zamandan daha kötüymüş durum, yani saçmalık tamamen. O yüzden ben borsanın bunları pek fazla dikkate alacağını düşünmüyorum. Belki dolar tarafında insanlar biraz Moody's demiş gideyim dolar alayım falan gibi şeyler düşünebilir ama işin içerisinde olanlar bunu görecektir. Diğer bir konu, sizlerden gelen soru işte her zaman aynı şeyler soruluyor. Bankalar ne zaman çıkacak? Pegasus ne zaman çıkacak? Tekfen ne zaman çıkacak? İşte falan hisse ne zaman çıkacak? Arkadaşlar, ne zaman çıkacak diye bir sorunun cevabı çok basit. Yani bir zaman çıkacak. Çünkü uzun vadeli yatırım yapıyorsunuz dediğimiz zaman değer yatırımı bu. Ucuz olan bir şeye bugünden yatırım yapıyorsunuz. Bunlardan çeşitli yapıyorsunuz. Yani işte 10 tane falan alıyorsunuz bunlardan. Ve ondan sonra da bekliyorsunuz günün birinde çıkacak diye. Bu 10 taneden 7 tanesi iyi çıkıyor. İşte 2 tanesi fazla bir şey gitmiyor. Bir tanesi de zarar ediyor belki ama toplamda siz böylelikle iyi bir para kazanmış oluyorsunuz. Mantığı bu şekilde bunun. Dolayısıyla ne zaman çıkacak? Bilmiyorum ne zaman çıkacağını. Elbet bir gün çıkacak. Ama buradan ikinci bir soruya geleceğim. İşte ben bunu aldım, altın aldım, işte çok bekledim, işte ben gümüş aldım, bilmem ne oldum, ben işte şunu aldım, %20 zarar ettim. İşte bu beni hasta ediyor. Bunlar ne zaman çıkacak? Ben hastalanıyorum diyor insanlar. İşte bu yatırım sizin sağlığınızı bozuyorsa o zaman o yatırımı yapmayacaksınız. Hakikaten zararına da olsa pozisyonunuzu kapatın, aldığınız altınınızı, gümüşünüzü, hissenizi neyse satın, paranızı riske olmayan bir şeye, mevduata koyun veya işte dolar alacağım ancak o zaman rahat edebiliyorum derseniz dolar alın. Doları mevduat yapmak istemiyorum, yastık altı yapmak istiyorum ancak o zaman rahat edeyim. Sizin ne rahat ettiriyorsa onu yapın. Çünkü sağlığınız daha önemli. Para bir şekilde kazanır. Sağlık giderse geri gelmez. O yüzden yani hatta her zaman geri gelmez diyeyim. Bazen geri gelebilir. O yüzden yani çok ciddi şey beklemeyin. Yani böyle geçeyim işte YouTube'dan bakayım işte bir adam şu çıkacak desin rahatlayayım falan. Böyle bir dünya yok. Yani bunu sizin kendi kafanızda bu problemi çözmeniz gerekiyor. Çözemiyorsanız o zaman bu yatırımı yapmayacaksınız. Bu yatırımlardan çıkacaksınız. Başka yolu yok yani bu işin. Çünkü sağlık daha önemli. Bu şekilde davranmanız gerekiyor. Diğer bir mevzu, rüşen hakkı kullanımı ile ilgili çok sorular geliyor. Kurumunuzdan görüşmelisiniz, onlara danışmalısınız. Benden değil, onlardan destek almalısınız. Ancak bunu söylediğim zaman da kurumuma ulaşamıyorum.
gibi bir cevap alıyorum. Kurumunuza ulaşmanız gerekiyor. Ulaşamıyorsanız o kurumla çalışmamalısınız. Başka bir kurumla çalışmalısınız. Hisselerinizi bir başka kuruma virman edebilirsiniz. Paranızı da transfer edebilirsiniz. Bütün bunları yapabilirsiniz. O kurumla çalışmamalısınız. Çünkü Sermaye Piyasaları Birliği zamanında bu genel sekreter yardımcısı Alparslan Budak bunlarla ilgili bir çalışma yapmıştı. Ben de gidip çekmiştim. Sizin yatırımcı olarak haklarınız var. Bir tanesi mesai saatlerinde kurumunuza ulaşıp bilgi alma hakkınız. Ulaşamıyor musunuz? Açılmıyor mu telefonlar? Sesli yanıt sistemine bağlanıyorsunuz da siz bir şey anlatıyorsunuz karşısındaki anlamadım bir daha anlat başka kelimelerle anlat falan gibi böyle saçma sapan cevaplar mı veriyor? O kurumla çalışmak zorunda değilsiniz. Değilsiniz yani. Size kıymet vermiyor bu banka ya da aracı kurum neyse. Acı çekmeyin yani. Gidin başka kurumla çalışın. İkinci bir hakkınız da başka kurumla çalışma hakkınızdır. Daha iyi hizmet alma hakkınız da vardır. Üçüncü bir hakkınız. O kurumla çalışmayın. Başkasıyla çalışın. Bu bedelli sermaye işini kurumunuzla konuşarak çözün. Bu şekilde yani. İşte size bilgi vermek durumundalar yani. Sizin aradığınız zaman da karşınızda da bir insan çıkmak durumunda. Yani sizi bir çıkar sekreter, sizi işte bağlıyorum, bekleyin sıradaki üçüncü kişisiniz, beşinci kişisiniz filan diyebilir. Çok fazla bekletiyorsa ondan da çalışmayın yani. Bu kadar. Bir hizmet alabiliyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu bedelli sermaye konularında fazla yardımcı olamıyorum size ben. İşte gelelim peki diğer konuya. Bu borsamız ne olacak? Endeks ne olacak? İşte hisseler bazında yaptığım yorumlarımda temel analizi uyguluyorum. Çünkü uzun vadeli yatırmıyorum ama endeks bazında baktığımızda temel analiz yerine teknik analize bakıyoruz. Çünkü daha kısa vadeli bakıyoruz. İşte burada zaten bir önceki yorumda söylediğim gibi 10-11'lik zamanında şu Ichimoku bulutunun çok önemli bir yerde olacağını, yani buradaki bulutun çok zayıflayacağını ve bunun üzerine kolaylıkla atabilecek bir hale gelebileceğinden borsanın bahsetmiştim. İşte burası çok önemli dediğimiz yer, burası, şurası. Bunun üzerine gidecek. Bu arada çok önemli dediğimde böyle espri yaptığını zanneden arkadaşlar oluyor. Yapmayın. Şurada desteğin üzerinde kalması önemliydi. 1081'in bu önemli bir destekti. Kritik bir destekti. Üzerinde kaldı. Her şeye rağmen üzerinde kaldı. Akdeniz gerginliğine rağmen üzerinde kaldı. Fransa'nın bir şey yapamayacağı sadece işte zaten iflas durumundaki Yunanistan'a daha da fazla silah satacağı şeklinde işte olay gelişti. Şuradan yukarı gitmesini bekliyoruz. Bu hafta içerisinde şöyle biraz belki 22 Eylül'e kadar falan biraz daha yatarlık sürebilir ama ondan sonra yukarı gitmesini bekliyorum endeksin. Yukarı gittikten sonra peki ne olmasını bekliyoruz? Zaten 1153 direnci var. O 1153 direncinin çok rahatlıkla aşılmasını bekliyoruz. Çünkü Ichimoku geçilmiş olacak. Ichimoku da geçildi. 1153 direnci de geçildi. Zaten hedef ondan sonra 1245. Bu bir yıl içerisindeki hedefim de dolar bazında 200 dolar. Onu da söyleyelim. Şöyle bir de aşağıdan gösterelim. Şu RSI şöyle bir düşen trend içerisindeydi. Bunu yukarı kırdı. Düşeni kırdı yukarıya bu hafta. Şöyle zaten yukarı giderken de oldu. Wave Trend Osilatörü de al sinyali ver. Yani bütün bunlar teknik olarak olumlu. Moody's'teki bu olumsuzluğun fazla bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Bu hafta içerisinde bu Ichimoku'nun üzerine çıkılmasını ve orada kalınmasını bekliyoruz. Orada kalındıktan sonra da önünün açık olmasını bekliyorum. Ben işte bugünlük de bu kadar.